Yazın bunaltmadı ama deniz keyfinin de tam çıktığı, tarihiyle zamanda yolculukların en etkileyicisini yaşatan, doğası ve aktiviteleriyle de klasik tatilleri sollatan Çanakkale'deyiz. En keyifli deneyimlerimizi bir bir derledik. İlk durağımız şehir merkezi. Uçaktan indikten sonraki yarım günümüzü Aynalı Çarşı'yı, Bordon'u, Deniz Müzesi'ni gezerek değerlendirdik. Batık dalışı. Çanakkale'de büyük bir bölümü 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 civarında batık var. Hatta bazılarını şnorkelle bile görmek mümkün. Peynir tatlısı. Biraz sıra vardı ama beklediğimize değdi. Sardalya. 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 Ye. Sardalya tutmayı denedik ama boş çektik. Arriva, arriva. Sardalya'nın en lezzetli olduğu zaman yaz aylarıymış. Yemeden dönmek tabii ki olmazdı. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı. Gezimizin en etkileyici yeri burasıydı. Bir rehberle gezmek ve Çanakkale Savaşları'nı ondan dinlemek bu deneyimi çok derinleştirdi. Seramik. Seramik Müzesi eskiden hamam olan çok tatlı bir binada. Biz de heveslenip belediyenin atölyesinde tornanın başına geçtik. Turbanatik şehri. Oradan kiraladığımız kıyafetlerle öyle bir kapıştık ki turistler 5000 yıllık kentten çok bizi çektiler. Asos. Antik liman ve Behramkale köyünü gezdikten sonra tepeye çıkıp Athena Tapınağı'nda güneş batırdık.